sevgili izleyiciler, iyi akşamlar diliyoruz. Burada küçücük bir stüdyonun içinde kocaman birini anlatmaya çalışacağız bu akşam. Başarılı olamayacağız belki ama tarihe küçük bir notla düşmek boynumuzun borcu. Küçük bir çocukken kapısından girdiği Beşiktaş'ta koca bir çınara dönüşen ve 40 gün önce 40 farklı tipteki, 40 farklı anlayıştaki, 40 farklı renkteki insanı hüzne boğarak aramızdan ayrılan muazzam insanı Süleyman Seba'yı anacağız bu akşam. Bir kez daha. Göreve geldiğim gün heyecan ve duygularla başım dik, gönlüm rahat ve huzur içinde sizlere veda ediyorum demişti. Başkanlığı bıraktığı gün ne demişse, bugün onu dünyadan uğurlarken de bir söz hakkı olsaydı eminiz benzer cümleler dökülürdü gönlünden, ağzından elbette. Türk sporu başı dik, vicdanı rahat, güzel bir insanı kaybetti 40 gün önce. Biz de hasbelkader dilimiz döndüğünce onu ve felsefesini yaşamı üzerinden, yaşamının tanıkları üzerinden anlatmaya çalışacağız bu akşam. Sevgili seyirciler, sizler de lütfen büyük insan etiketiyle kafanızdaki Seba'yı, onun sizde çağrıştırdığı duyguyu Twitter üzerinden bizimle paylaşın. Siz de bugün kurmaya çalıştığımız bu insani sofraya bir çorba tuzu ilave etmiş olun diyelim. Ve Cihangir Göktağ'a dönelim. Evet, çok güzel bir aslında özetledin her şeyi de. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlere de hoş geldiniz diyelim. Bugün önemli konuklarımız var. Kaptanlarımız bizlerle birlikte. Bugün aynı zamanda sosyal medyadan da taraftarlarımızın da enerjisini burada hissedeceğiz. Bugün burada Beşiktaşlar olarak toplandık belki ama sadece Beşiktaşların değil, tüm Türkiye'nin Süleyman abisi, tüm Türkiye'nin efsane ismi Sayın Başkanımızın, ben hep vurguluyorum, bedenen aramızdan ayrılışının bugün 40. günündeyiz. 40 yılda geçse, 40 asırda geçse onun felsefesi, onun ruhu asla aramızdan ayrılmadan o gölgesini hissettirecektir diye düşünüyorum. Siz aslında her şeyi söylediğiniz açılışta. Konuşması gereken sadece bizim stüdyomuzda bizlerle birlikte olan değerli sporcularımız, değerli kaptanlarımız ve bu camiaya, bu renklere imza atanlar değil, milyonlarca insan, taraflı tarafsız, Ufuk Kağan'ın açılışta belirttiği cümleler aslında sadece bir ömrü değil, bir spor ahlakını da, evrensel bir spor ahlakını da çok iyi şekilde özetler nitelikte. Farklı farklı jenerasyonlarla birlikte olacağız bu akşam. Evet. Bir kez daha ben de milyonların huzurunda, Beşiktaşlıların huzurunda öncelikle değerli kaptanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki hemen göz göze geliyoruz. Bu acıyı, bu üzüntüyü belki de hem dışarıdan tarafsız biri olarak bir sporcu kimliğiyle ama bir yandan da kan bağı olan ailesinden bir parçayı kaybetmiş birisi olarak sevgili Tayfur Avuççu hocamıza da bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Tek tek tabii ki duygularınızı sevgili Tayfur hocam sizden başlayarak almak isteyeceğiz. Yine şu anda bu ekranda, bu kadrajda en azından olmayan daha birçok değerli isim şu anda Beşiktaş Televizyonu stüdyolarında, ofislerinde şu anda bizi takip etmeye başladılar ve ilerleyen dakikalarda evet, da sevgili Cihangir, sevgili Ufuk bizlerle birlikte bu stüdyoda olacaklar. Tabii ki bununla da sınırlı değil. Telefon bağlantılarımız olacak. Çok fazla sayıda uzun telefon gece bağlantılarımız bizleri olacak. Ben hemen konuklarımızı da tanıtayım buradan. Herkes tanıyor. Gerçi İbrahim Demir handbol takımımızın kaptanı, hoş geldiniz. Pelin Emniyetli kadın voleybol takımımızın kaptanı, hoş geldiniz. Mustafa Alkan erkek voleybol takımımızın kaptanı, hoş geldiniz. Gülşah Akkaya kadın basketbol takımımızın kaptanı, hoş geldiniz. Tolga Zengin takımımızın kaptanı, futbol takımımızın kaptanı, hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Tabii dışarıda da efsane isim Sanlı Kaptan bizlerle birlikte olacak ilerleyen dakikalarda. Futbol öz kaynak düzeninin kurucusu, yine efsane bir isim Serpil Hamdi Tüzün. O da burada, o da birazdan bizlerle birlikte olacak. Hulusi Güveneroğlu, Hulusi hocamız da bizlerle birlikte olacak. Hulusi Özdurmaz, Hulusi babamız ve Muratcan Güler de yine stüdyoda ikinci etapta bizlerle birlikte olacak olan konuklarımız olacaklar. Hocam Bülent Ülgen aslında soruyu da sordu. Sizinle başlayalım duygularınızı, düşüncelerinizi ve onu en yakın tanıyan insan olarak sizden dinleyelim bir de efsane başkanımızı. Tabii 40 gün oldu. Evet. Bugün 40. Mevlüt'ünü okuttuk. Oradan direkt buraya geldim. Alışmaya çalışıyoruz. Hepimiz için zor oluyor. Bizler için zor, sevenleri için zor. Süleyman Seba deyince akla tabii bir efsane isim geliyor. Her zaman başarılarıyla, Beşiktaş'a vermiş, katmış olduklarıyla. Ama bir o kadar da mütevaziliğiyle diğer taraftarların da saygısını kazanmış bir başkan. Ben bizzat bunu 7 ay boyunca hastanede bulunduğum süreçte yaşadım.
taraflı taraflı diğer takımlardan sevenler, her yerden insanlar akın akın ziyarete geliyorlardı. Tabii bu yani anlatılması çok zor bir duygu. Ben onun yeğeni olmaktan dolayı gurur duyuyorum. 40 gün geçti, 40 sene geçse de Süleyman Seba her zaman akıllarda kalacaktır. Tabii Beşiktaş'a çok değerli başkanlar hizmet etmiştir. Ama kurulduğundan beri 110 sene içinde hem sportif açıdan hem tesisleşme bakımından Beşiktaş'a en çok şey katan isimdi. Hı hı. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Yani hiçbir zaman unutulmayacaktır. Hocam şunu da sormak isterim aslında hem size hem de sizin nezdinizde daha sonra mikrofonu devralacak bütün sporcularımıza, değerli camiamızın değerli isimlerine ve keza yine gelecek olan isimlere de. İnsanlar hayatlarının çeşitli dönemlerinde bir takımı tutmak için ya da bir renge sempati ya da aidiyet duygusu hissetmek için belli rol modeller edinirler ve genelde bunlar oyunculardır. Çünkü onlar sahanın içindeki kahramanlardır. Çok enderdir. Koca bir kitleyi bir başkan ismi, iki isim yani Süleyman Seba ismi. Bu isimden dolayı Beşiktaşlı olan çok ciddi bir jenerasyon var. Hani şampiyonluk, başarı, kendisinin deyimiyle şerefli ikincilikler. Hiçbir sportif faktörü göz önünde bulundurmadan sormak isterim. Bir başkan, kulübün bir başkanı ve onun peşinden gelen milyonlar. Hala bugün Beşiktaşlı olacaksa bir çocuk, o formayı ilk kez sırtına giyecekse ilk söylenen isimlerden biridir. Belki ilkidir. Süleyman Seba. Bu nasıl bir etkidir? Tabii dediğiniz gibi Süleyman Seba hem devlet adamıydı hem hayatını Beşiktaş'a vermişti. Yani ufaklığında girmiş olduğu kulübe hem futbolcu olarak hem yönetici olarak hem başkan olarak görev yaptı. İşte en son 2000 yılında başkanlık dönemi bitmişti. Ondan sonra yine uzaktan takip ediyordu. Bir kırgınlığı vardı tabii. Evet. Herkesin bildiği gibi. İstediği şekilde ayrılmamıştı Beşiktaş'tan. Bunu en son cenaze töreninde de gördük. Yani taraflı tarafsız kitleler, hı hı, cenaze törenindeydi. Yani herkes tarafından çok seviliyordu. Yani bunu anlatması çok zor. Sonuçta bir duruşu vardı. Bu duruşuyla insanları peşinden sürükleyebiliyordu. Yani bu bana göre en büyük özelliğiydi. Bir Beşiktaşlılık duruşundan devamlı bahsediyoruz. Hı hı. Bu aynı zamanda Süleyman Seba duruşu. Doğru. Onun sözleri ve yaşamı üzerinden giderek Tolga Zengin'e sormak istiyorum. Beşiktaş formasını ilk giyeceği gün yarın aşkımla buluşmam var cümlesi ona ait. Ve onun büyük aşkının formasını bugün belki 4 nesil sonra sen giyiyorsun. Nasıl bir duygu? O formada Süleyman Seba'yı nasıl hissediyorsunuz? Öncelikle kendisiyle çalışma fırsatı bulamadım. Bu şerefe nail olamadım. Ondan dolayı çok kendimi şanssız hissediyorum aslında. Hocam kendisiyle çalışma fırsatı buldu. Ama dediğim gibi onun öğrettiği şeyler sadece futbolla alakalı şeyler değildi. Kendisi hayata dair çok şey öğretiyordu baktığınız zaman. Futbolun sadece bir oyun olmadığını öğretti bize. Hani bunun bir birleştirici bir bağının da olduğunu gösterdi. Yani dediğim gibi Türkiye'de baktığın zaman sadece bir camiaya mal olmayan çok az insan var. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği çok az insan var. O da onların biriydi. Tabii kendisinin taşıdığı bu formayı benimle giymem benim için büyük bir onur. Kaptanlığını yapmam büyük bir onur. İnşallah ona layık sporcular olacağız. Ve bu bize bıraktığı emaneti çok daha güzel taşıyacağız. Çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Onun bize gösterdiği değerlerle inşallah daha güzel yerlere getireceğiz. Tabii her takımın forması, her takımın önemli değerleri vardır ama Beşiktaş'ta bir sporcu, işte çalışan herkes bir hamle yaparken, düşünürken bu hissiyatı çok yakından görüyor ve hissettiğini düşünüyorum.
Süleyman Seba'nın öğretileri, Süleyman Seba'nın felsefesi. Bu böyle bir belki kitaplaşmış bir şey değil ama bu böyle bir tüm camiaya sirayet etmiş önemli bir olgu. Bunun yazılı neler, olmayan kurallar. Evet, yani kurallar, yazılı olmayan kurallar. Yani bütün Beşiktaşlar sanki çok birbirine de benzerler. Veya Beşiktaş forması giyen sporcular birbirlerine çok benzerler. Yanlış bir şey varsa en fazla tepkiyi de yine Beşiktaş'ın kendi içerisindeki dinamikleri gösterir bu anlamda. Ve hiç öyle kötü şeyler de olmaz Beşiktaş'ta. Bunun için neler söylemek istersin kaptan? Kendisi kulübün içindeki A'dan Z'ye her şeyden, evet, en ufak şeyine kadar ilgilendi. Hani baktığınız zaman kulüp başkanıydı. Ama en ufak bir şeyle de gelip ilgilenebiliyordu. Herkese bir ders verebiliyordu. Herkes ondan çok şey öğreniyordu. Herkes pür dikkat onu dinliyordu. Hala daha oturduğum zaman kulüpte eskilerle birlikte hani anlatırlar. Kendisi kulübe geldiği zaman onların nasıl hareket hala tavır sergilediklerini, Süreyya abiyle falan konuştuğumuz zaman. Hani ondan dolayı insanların üzerinde tabii ki bıraktığı etki çok tabii büyük. Lider vasıflı bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin tekrardan. Devam edelim. Ben diğer sporcularımıza sormak istiyorum. Pelin Hanım, sizinle devam edelim. Tabii sadece futbol endeksi değil, sadece futbol değil, diğer branşlarda da, diğer alanlarda da dediğim gibi az önce her alanda Süleyman Seba'nın önemli bir etkisi hissediliyor. Sizin duygularınız neler 40. günde? Ben de Beşiktaş forması giyen bir sporcu olarak başkanımızla tanışamadığım, o hayattayken bu formayı giyemediğim için tabii ki çok üzgünüm. Sadece futbol değil, bence tüm Türk sporcularına örnek olması gereken, tüm Türk kamuoyuna örnek olması gereken bir kişiydi. Sporumuzda kültürel ve ahlaki erozyon yaşadığımız şu dönemde bence Süleyman Seba'nın ilkelerini ve düşüncelerini yaşatmak, onları bizden sonraki nesillere aktarmak bizim en büyük görevimiz olmalı. Çünkü Süleyman Seba deyince akla kesinlikle bir renk, bir takım gelmiyor. Ahlak geliyor, disiplin geliyor, insanlık geliyor, karşı takıma saygı duymak geliyor ki bu şu anda sporumuzda çok özlediğimiz duygular. O yüzden ben de bir sporcu olarak, bir Beşiktaşlı voleybolcu olarak umarım Süleyman Seba'dan gördüğümüz Beşiktaşlılık duruşunu hem kendim hem de takım olarak bundan sonra gösterebiliriz. İbrahim Demir'e dönelim. Benzer sorular tabii. İlk duygularınızı, sizin de Süleyman Seba ile ilgili düşünceleriniz son derece önemli ama bugün adına fair play dediğimiz ve uğruna ödüller verdiğimiz, paralar saçtığımız tutum ve davranışların Süleyman Seba'nın ahlakında vücut bulduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda aslında hiç anormal bir durum olmadığını da bize hissettiriyor. Mesela şampiyonluk kutlamasını ezeli rakipleri üzülür diye izin vermeyen bir başkandan söz ediyoruz. Bu spor anlayışı ve tabii ki sizin hissiyatınız neler, neler söylersiniz? Yani zaten şu anlattıklarınızı duyan bir sporcunun tüylerin diken diken olması imkansız. Yani bu günümüzde pek rastlamadığımız bir ahlaki duruş. İnanılmaz büyük bir insanı kaybettik. Bu insan şöyle ki, her anne baba çocuğuna doğruları öğretmek ister. Ve her anne baba dilinin döndüğü kadar ona doğruları anlatır. Yani bir anne babanın ve iyi edebiyatı iyi olan bir anne babanın dili ne kadar çok dönerse dönsün çocuğunu anlatırken vereceği örneklerin hepsini Süleyman Seba kendi bünyesine toplamış gibiydi. Tabii ki inanılmaz büyük bir liderlik özelliği vardı ve ahlaklı, düzgün, sporcu, etrafındaki insanları koruyan, kollayan ve duruşuyla saygı duydurtan, düşünceleri ve fikirleriyle ve bunları her zaman duruma ve şartlara göre değiştirmeden stabil ve ben böyleyim, doğrusu budur ve bu doğru yol bize kaybettirse bile doğru olduğu için bunu yapmalıyız. Biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmemeliyiz. Türk sporuna, Türk spor kamuoyuna, futbolu da olsun, futbolun arkasında hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Evet, futbol ön planda ama televizyonda gördüğümüz zaman Süleyman Seba'dan gördüğümüz bu örneklerle bütün sporda, spor anlayışında, çünkü en nihayetinde futbolda bir spor ve hepimiz de burada sporcuyuz. Bunların hepsini kendi alanlarımızda keşke uygulayabilsek. Evet, hepimiz rahmetli başkanımızın nasıl bir insan olduğunu, onun doğrularının ne olduğunu, onun felsefesini, şöyle ya da böyle, sadece Beşiktaşlar olarak değil, tüm spor kamuoyu, hatta arkadaşlarım da söylediği gibi Türkiye'deki çoğu insanın farkındalığı var. Ama gerçekten bunları uygulamak, gerçekten bunları yapmak
kendi şahsımıza sporcu olarak, hatta normal bir insan olarak zor. İşte böyle zor şeyleri başaran insanlar büyük insanlar oluyor. Ve rahmetli başkanımız da bunu başardı. Ve hepimizin sevgisini, hepimizin saygısını kazandı. İnşallah hepimize Allah böyle bir ömür nasip eder. İnşallah. Allah tekrar rahmet eylesin diyorum. Teşekkür ederim. Peki bir telefon bağlantısıyla hemen devam edelim. Sebasız 40 gün isimli programımıza. Gerçekten ben hem burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve sizi dinlerken hem sevgili kaptanlarımızı hem birazdan katılacak konuklarımızın neler anlatacağını biraz daha geriye dönük, evet, anılar ve paylaşımlar olacaktır elbette ikinci bölümde, ama ilk telefon bağlantımızı Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Sayın Ahmet Ükmezgil ile yapıyoruz. Sayın Ükmezgil, iyi akşamlar, hoş geldiniz Beşiktaş Televizyonu'na. İyi akşamlar, hoş bulduk efendim. Evet, Süleyman Sebasız 40 gün, daha doğrusu 40. gün. Değerli kaptanlarımız ilk bölümde Beşiktaş Televizyonu'nda, stüdyomuzda bizlerle birlikteler. İlk telefon bağlantısını da sizinle gerçekleştirdik. Neler paylaşmak istersiniz 40 gün sonra? Ben bir anlamda Süleyman Sebasız 40 gün lafına çok fazla katılmıyorum. Gerçekten onu göremiyoruz, onu elleyemiyoruz, onu da kuramıyoruz. Ama onu hemen yaşıyoruz. Onu bugün bir kere daha anladım. Şu anda ben Spor Yazarları Derneği'nin ödül törenindeyim. Burada Süleyman abiyle ilgili bir ayrı bölüm açılmış vaziyette. Daha öncesinde yine mevlidinde, 40 mevlidindeki insanlar her gün, ama her gün Süleyman abiyi yaşıyoruz. Süleyman abinin bu camia içerisinde yer almış olması bizler için de çok büyük bir onur, çok büyük bir kıvanç. Şahsım adına da Süleyman abiyi uzun yıllardır tanıyıp onunla beraber olmuş, ondan feyiz almış, ondan bir sürü bir şey öğrenmiş olmanın büyük kıvancını yaşıyorum ben. Evet. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Ükmezgil. İyi akşamlar. Evet, Genel Sekreterimiz bunları paylaştı. Evet, Gülşah Hakkaya'yla devam etmek istiyorum. Tabii yorumları duyuyorsunuz. Birazdan onun hayatına ve geçmişe dair noktalara da gideceğiz ikinci bölümde. Ama siz de Beşiktaş armasını, formasını taşıyan ve orada kaptanlık yapan birisi olarak bir de sizden dinlemek isteriz, duymak isteriz onun, Sayın Süleyman Seba'nın etkisini. Kendisi bence çok önemli bir spor adamıydı. Kulübümüzde kendisini tanıyan, bir şekilde onunla aynı masada oturmuş, sohbet etmiş, herkesin anlattığı bir hayat dersi niteliğinde ya da spor ahlakıyla ders olabilecek nitelikte herkesin bir hikayesi var. Biz de bunları öğrenerek açıkçası günlerimizi geçirdik. Bu şekilde kulüpte özellikle vefatından sonra gerçekten de çok büyük ders alınacak şeyler duyduk. Çok beyefendi bir kişiliğe sahip, duruşu olsun, dürüstlüğü, ahlakı. Çok yani biraz duygusallaşıyorum açıkçası. Yani ben Beşiktaş sporcusu olarak bize öğrettiği değerleri, bize bıraktığı bu mirası en iyi şekilde yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. O elektrik tabii her yerde var. Yani onun o bıraktığı biraz da ağır sorumluluk gibi aslında bu formatleşen her sporcu için çok kolay olmasa gerek. Diğer takımların da kendine göre vardır. Burada hani benim dağıtım değil ama biz kendi açımızdan baktığımızda böyle işte Baba Hakkı'dan, Şeref Bey'den, Süleyman Seba'dan, onlardan miras formaları taşımak da kolay değil. Onun ağırlığı da çok yüksek herhalde hissediliyordur diye düşünüyorum. Ben aynı zamanda Mustafa Bey'e de, Mustafa Alkan'a da sormak istiyorum. Aynı soruyu sana da iletmiş olayım. Sen neler söylemek istersin Sebasız 40. günde? Başkanımız kulüp başkanıyken ben altyapıya da voleybola başlamıştım. İlk bize öğretilen Beşiktaşlılık duruşuydu. Bu da başkanımızın kulübümüze sağladığı bir şeydir. Ve bu karakterle büyüdük, bu hala kaldık. Ve şimdi erkek takımı kaptan oldum. Biz de altyapıdaki arkadaşlarımıza, yeni gelenlere bunları öğretmeye çalışıyoruz. Bu emanettir bize biraz da olsa. Yani sorumluluk duyuyorum ben de bu armanın kaptanı olarak. Önemli olanın hani puan, galibiyet olmadığını, karakter olduğunu, mağlubiyetin olabileceğini ama formanın önemli olduğunu bize öğretti. Biz de yeni nesile aktarmaya çalışıyoruz. Tayfur Hocam, babamı sadece futbol konusunda dinlemedim diye bir sözünü okumuştum Süleyman Seba'nın.
mutlaka babasına ve ailesine tıpkı Türk toplumunun tamamını olduğu gibi saygısı, sevgisi vardı ve bunu hiçbir zaman bozmamıştı. Ama sadece futbol konusunda tırnak içinde asilik yaptım. İyi ki de yapmış. Bugün burada onu anıyoruz ve bizden sonra belki 40 nesil daha Süleyman Sabi'yi anacak. Bu şeyle aile, siz sonuçta aile bağlantısı da olan bir insansınız. Süleyman Sabi'yi bize biraz da bu yönüyle bize paylaşmanızı istesek neler söylersiniz? Tabii onu çok eski olduğu için yani ben de daha doğrusu hem rahmetli Süleyman amcanın anlatımlarıyla hatırlayabilirim. Bir de kitabını okursanız zaten kitabında her şey detaylı bir şekilde yazıyor. Babasıyla çok resmi bir ilişkisi vardı. Yani özellikle İstanbul'a geldikten sonra babası Sakarya'da yaşıyordu. Daha sonra baba anne de geliyorlar. Beraber yaşamaya başlıyorlar burada. Baba çok otoriterdi. Babanın tabii futbol oynamasını istemiyordu. Okumasını istiyordu. O yüzden bu lafı söylemiş olabilir rahmetli. Tabii aile bağları baba vefat ettikten sonra anneyle uzun seneler yaşadı. Bekardı. Hiçbir zaman evlenmedi. Anne de vefat ettikten sonra zaten boş zamanlarında özellikle 2000 senesinden sonra fırsat buldukça devamlı köye gidiyordu. Köyde yakınlarıyla, akrabalarıyla, sevdiği insanlarla beraber oluyordu. Buradan çok ziyarete gelenler oluyordu. Tabii Süleyman Seba'yı öne çıkaran her zaman hem kazanırken hem kaybederken de hiçbir zaman çizgisini bozmamıştır. Yani her zaman dürüstlüğüyle yol gösterici olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz ama Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne gitmemiz gerekiyor. Sercan Dikmen'in yanında konukları var diye düşünüyorum, bilmiyorum ama sözü biz Sercan'a bırakalım. Bakalım Sercan bizlere neler aktaracak. Teşekkürler Cihangir abi. Tüm Türkiye'nin Süleyman abisi, siyah beyaz renklerinde onursal başkanı Süleyman Seba'nın aramızdan ayrılışının 40. gününde geride bırakıyoruz. Onun katmış olduğu değerler, Türk futboluna, Türk sporuna katmış olduğu değerleri konuşacağız. Yanımızda çok değerli konuklarımız var. İlk olarak Esat Yılmayer'e dönmek istiyorum. TSE'de eski başkanı Sayın Yılmayer. Tüm renkler Süleyman Seba'yı benimsedi. Tüm renkler saygı duydu. Bunun nedeni neydi? Bir kere örnek kişilik, gerçek sportmenlik, gerçek dostluk, gerçek abilik. Tüm bu vasıfların bir arada bulunan Süleyman abimiz. Herkesin Süleyman abisi. Onun için Türk sporunda kucaklayan, Türk sporunu herkese birleştiren, kulüp ayrımı yapmayan ve herkese eşit mesafede davranan, Türk sporunun yücelmesi için ömrünü veren, bizlere ki bu anlamlı gecede derneğin her zaman destek olan örnek bir başkandı. Tabii ki bunun içinde bütün renkler Süleyman abi için kıymetliydi. Süleyman abi bir taneydi ve hakikaten hepimiz onu çok özlüyoruz. Şu geçen 40 günde bunu bir kez daha anladık ki Süleyman abi hepimiz için çok farklıymış, çok başkaymış. Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'a geri dönmek istiyorum. Sayın Bayındır, Süleyman Seba için sözler birleşmez. Kelimeler bazen anlamsız kalabilir. Ama Süleyman Seba'yı bir de sizden dinlemek isteriz. Valla Esat Yılmayer bu tarafta, bir tarafta Faik Kürses. Süleyman abiden benim onların da bahsetmem hani biraz zayıf kalır, çömez kalırım. Ama ikisinden daha avantajlı olduğum bir nokta var. Süleyman Seba benim babamın arkadaşıydı. Babamla 17 yaşından beri tanışırlar. İki meslektaşım da bilmez onu. 17 yaşından beri tanışırlar. Yani ben neredeyse çocukluğumu bilir. O noktadan bilirim Süleyman Seba'nın yapısını, kişiliğini, insanlığını. Sözler hakikaten yetmez. Süleyman abiyle ilgili vurgulayacak, anlatacak şeyler. Önemli olan onun bıraktığı mirasını devam ettirebilmek. 40 gün olmuş, çok çabuk geçti. Onun adına ligimiz var şu anda.
Onun centilmenlik, onun spora bakışı, onun insan ilişkileri, onun üzerinden yürüyerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım işe yarar ama şu bir gerçek, 40 günde gördük ki kolay kolay yeri dolmayacak. Yani o bambaşka bir kişilik. Sık sık dile getirecek, sık sık kullanacağız. Ama umarım doğru kullanırız, doğru yerde kullanırız. Spor yazarı, TSD ikinci başkanı Faik Gürses. Faik abi, Süleyman Seba çok farklı bir kişilikti. Süleyman Seba konuşmalarıyla, yapmış olduğu davranışlarla sadece Beşiktaş'a değil, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzonspor'a da örnek oldu. Tüm kulüp başkanlarını bir arada tuttu. Neler söylemek istersiniz? 13 Şubat 2000 Süleyman abinin Lütfü Kırdar spor salonunda yapmış olduğu veda konuşmasıydı. Beşiktaş'ı bıraktı. 13 Ağustos 2014 Süleyman abinin hayata gözlerini yumduğu gün. 23 Eylül 2014 bugün Süleyman abi yitireli tam 40 gün oluyor. 40 gün önce Süleyman abinin peşinde koşanlar bugün 40 gün sonra Süleyman abinin mevlutuna çok az rağbet eden kişileri gördüm. Ve inanın daha birinci seneyi devriyesi dolmadan yüreğime bir kazık saplandı sanki. Süleyman abim o gün Vodafone Arena stadında, gerek Feriköy mezarlığında, gerek evinin önünde, gerekse kulübün önünde binlerce kişi nasıl bağrına bastıysa 40. gününde de bu şekilde bağrına basması gerekiyordu. Buradan Beşiktaşlı taraftarlara, camiaya, onu sevenlere sistemim var. İnşallah birinci yılında daha görkemli bir biçimde Süleyman abiyi anlayacağız. İkinci olay, Süleyman abi unutmak çok zor. Bugünün en önemli anısı bence Sayın Hasan Arat'la birlikte anmaya Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve koç grubunun en yüksek üst düzey yöneticisi Sayın Ali Koç'un da Dolmabahçe Camii'nde onun 40 mevlütüne gelişi oldu. Uzun bir süre camide kaldı, dua etti. Her ne kadar Sayın Rahmi Koç'un Sayın Ali Koç'u oraya göndermesi gündeme geldiyse de ben Sayın Ali Koç'un oraya Fenerbahçe'nin eski yöneticisi olarak geldiğini zannediyorum ve bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Süleyman abi çok birleştirici bir insandı. Trabzon sporlusu, Bursa sporlusu, Eskişehir sporlusu, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı Süleyman abinin etrafında fır dönen kulüp başkanları, yöneticileri, futbolcularıydı. Onun bu 40. günde rastlayan gününde o efsane kadro önceki gün Sayın Rahmi Koç'a çıktılar ve bir teşekkür ettiler. Biliyorsunuz Sayın Rahmi Koç Süleyman abinin tedavisi sırasında ve özellikle kulüp başkanlığı sırasında 16 yıl Beşiktaş'ın iktidarında kalırken maddi manevi bütün varlığını Süleyman abinin emrine vermişti. Hatta dün Sayın Hasan Arat çok önemli bir konuşma yaptı. Bir gün gelmiş böyle yapmış. Bu anahtarı Sayın Rahmi Koç'a götür, ben artık maaşları veremiyorum diye. Dün o kısa anekdotla geçti. Fazla çok önemli ve çok top secret konuşmalar oldu. Ama Süleyman abinin 40. günü onsuz geçmesi, her geçen gün bize daha fazla Süleyman abi arayacak ve aramamız lazım gereken günler olduğunu söylüyor. Çünkü bugün statlar boş. Bugün hala futbol sahalarına seyirciler giriyor. Süleyman abinin zamanında böyle şeyler olduğu andan itibaren bıçak gibi kesilirdi. Federasyon da iş düzmezdi. Süleyman abi bitirirdi bu işleri. Neticede şöyle ifade edeyim. Bir büyüğümüz, bir onursal başkanımız, bir Türk futbolunun duayeni, bir spor kulübünün vazgeçilmez bir başkanı, aranan bir ismi misale arıyoruz. Mekanı cennet olsun demiyorum. O zaten cennette. Sayın Esat Yılmayer'e, Sayın Tayfun Bayındır'a ve Sayın Faik Gürses'e çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir kez daha onursal başkanımız Süleyman Seba'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, toprağı bol olsun. Sözü bir kez daha stüdyoya bırakıyoruz. Teşekkür ederiz Sercan'a ve konuklarımıza da. Hepsi de duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Beşiktaş olmanın ötesinde Süleyman Seba'nın